Düzen konusunda da şey şudur, mantık şudur. Çok genel şeyler söyleyeceğim tabii ki. Arkadaşlar, özellikle zaten bir yere işe girdiğiniz, işte çalışıyorsanız bunu Türkiye'de böyle yapmamak için uğraşan çok insanlar da var. Hani Türkiye'de aman benim koltuğum altımdan kaymasın diye uğraşıyoruz ya. Yani kimseye nasıl iş yaptığımı çaktırmayayım ki ben para kazanayım, ben kıymetli olayım çabamız oluyor bizim ne yazık ki. Ee, aslında doğru çalışma şekli siz o gün o masadan kalktınız, sizin meslektaşınız birisi o gün geldi o masaya sizden sonra oturdu, dosyalarınıza baktığında, çizimlerinize baktığında... Aynen devam edebilmeli yani sizin ne yaptığınızı nasıl yaptığınızı ne amaçlandığını o fabrikada anlayabilmeli ve sürdürebilmeli çok fazla ya bu adam ne yapmış bu insan ne yapmış demek zorunda kalmadan bu şekilde çalıştığınızda kendi çalışma düzeninizde oturur kendinizde temiz ve sorunsuz çalışmaya başlarsınız peki işte bunun için neler yapılabilir? Ve Hasan Bey şey demiş hazır pırlanta modellerinin olması kolaylık sağlıyordur. Doğrudur. Hani çok standart. Şimdi ben şeyi de söyleyeyim. Ben kendim pek şey yapmadım arkadaşlar kariyerimde. Ee, aynı yani öyle çalıştığım zamanlarda oldu da bütün kariyerimi öyle yapmadım. Öyle olsun da istemedim de zaten. Hani tek tip belirli tipte bir üründen. 500 tane, 1000 tane, önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl hep o sektörde ilerlemedim ben. Ben sürekli değiştirdim. O yüzden de zaten e, o alanlara biraz uzak olmamın sebebi de o. Yani işte kendim yapıyor olsaydım da şeyi de söylerdim. Mesela şimdi çalışma düzeninden devam edelim. E, şey konusunda arkadaşlar mesela en basiti çalışırken Dosya düzenlerinizdir. Bakın şimdi ben size bir şey göstereyim kendi bilgisayarımdan. Şimdi ben uzun zamandır proje yapmıyorum. O yüzden e, taze bir şey gösteremeyeceğim muhtemelen ama bakın şimdi rastgele bir çalışmamı bulup açmaya çalış bul çalışalım. Bakın freelance zamanında yaptığım işlerden bunlar tabii temizlenmiş, güzelce paketlenmiş halde durdukları için e, süreç yani bütün karışık dosyalarım burada yoktur. Ama bir şey göstereceğim. Hani bir ipucu nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Paketleri açmak şu an çok zaman alacağı, pardon, alacağı için ben şey yapayım. İçine girip göstereceğim ama normalde arkadaşlar biliyorsunuz paketleri açıp çalışıyoruz. Mesela mücevher sektöründen konuştuysak mücevherle ilgili olan şu çalışmayı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın burada benim dosyalarımın uçlarında şöyle bir rakam bir harften oluşan bir şeyler var hepsinde görüyor musunuz? Renderlarda da vardır muhtemelen. Bakın versiyonlar var. Bu versiyon isimleri müşteriden bana gelen şeylere göredir muhtemelen. Ama benim çizim dosyalarımda, burada çizim dosyası olan sadece şu var. Bunun içinde 3ds Max vardır. Aynen. Bakın deneme 3c diyor. Bu arada bu proje şeydi. Sadece bir deneme yapmıştık. Şey değildi. Ee, Süleyman güzel takı render alabilir miyiz diye soruldu. Ben de alırız dedim. Bir bakayım dedim. Bir gün bir, bir günümü ayırdım. Bir gün uğraştım. Ben dedim bu seviyede takı render'ı alabiliyormuşum dedim. Bu 3C ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani çalışırken profesyoneller artık umarım yapmıyordur ama öğrenciler çok yapıyor. Ee, i̇şte tasarım kaşık projesi çalışıyorsunuz. Kaşık tasarlıyorsunuz. Kaşık son. Kaşık en son kaşık bilmem ne tarihindeki. Tarih de size bir şey anlatmaz. Ben arkadaşlar mesela her çalışmamda düzenli yaptığım bir şey bu benim. Çalışmanın üç boyutlu model dosyası neyse ismini koyarım. Alt çizgi 1A diye başlar. Birinci seviye A kademesi gibi düşünün bunu. Yani benim her çizim dosyam 1A diye bir ekle başlar. Sonra işte işte az önce de çizimlere nasıl başladığımızı bilmiyor bilemezsiniz. Yani çizimin nasıl gideceğini bilmezsiniz. Bir yerden başlarsınız. Başla, o başladığınız yer tercihinden dolayı da modelleme süreciniz şekillenir diyorum ya. İşte ben atıyorum e, kolye 1A dedim. Kolye 1A'da kolyeyi çizmeye başladım. E, sonra çizimin öyle bir noktasına geldim ki Yol ayrımı oldu. Şöyle mi çizsem, böyle mi çizsem kafam net değil. İşte öyle durumlarda bir şey deneyeceğim de deneyeceğim şey küçük bir deneme ise bir B diye bir dosya yapıyorum. O 1 A hali orada kalıyor geride. Bir B'den devam ediyorum. Eğer olur da o yeni girdiğim yol, o yeni girdiğim maceranın sonunda ya hiç olmadı ya diyecek olursam bir A dosyasına dönüp oradan tekrar çalışabilmek için böyle bir şey yapıyorum. E, deneyeceğim şey çok büyükse bir A değil de mesela bir A, bir B, 1 C diye gitmişim diye düşünün. İşte bakın modelleme sürecindeki o girdiğim yolların da hepsinin bir dosyası olmuş oluyor böylelikle kademe kademe. E, i̇şte bir C, 1 D oldu. Burada da gördüğünüz gibi bakın ne olmuş? Olay 3C'ye kadar gitmiş. Çünkü büyük denemelerde de arkadaşlar hani böyle şey olduğunda hani küçük bir ufak dur bir bir bakalım bir şey deneyeceğim değil. Baya abi galiba modeli ya dağıtacağım ya ya da tam istediğim gibi yapacağım dediğim noktalarda e, harfi değil rakamı değiştiriyorum arkadaşlar. Ve işte benim herhangi bir proje dosyama girerseniz herhangi bir Proje klasörüme girerseniz en son çizim yani çizimin son ve işte şey olan hali e, kabul edilmiş hali diyelim artık en son hali yani çok gereksiz lafı uzattım. Arkadaşlar en ileri rakam en ileri harf olan benim her projemde sonun e, en son halidir. İşte dediğim gibi burada şimdi bakın bu projeler hep şey olduğu için e, eski hallerini silip arşivliyorum tabi. Hani 3C'ye kadar gelen o 1A, 1B, 2A, 2B, 2C'ler orada yok. Mesela TNT Multimedia neymiş? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar bunun ne olduğuna dair. Ya bu, bu başka bir şeymiş arkadaşlar. Sunumlar bunlar bir şeyler var burada. Bunun ne olduğunu ben hatırlamıyorum. Neyse sen mesela server line aldığımız renderlar için Popüler Şuradan gideyim. Burada arkadaşlar çok ha, büyük çalışmaları başka yere mi almışım? Evet. Ama mesela bakın burada 3A diye bitmiş gördünüz mü? Yani bütün çalışmalarında böyle harfler vardır. Bir de V'li isimleri olur. V de arkadaşlar varyasyon, versiyon. Bu modelleme ya da render konusunda teknik bir deneme ile ilgili değildir. V harfi görüyorsam tasarımda yani modelleme sürecinde bir sorun yaşar mıyım diye aldığım farklı bir dosya değil o. Bu e, Flowin Pro'nun teknik sunumunun versiyon 1'i. Eğer versiyon 1 beğenilmezse versiyon 2 yapılacak ya da 1B yapılacak vesaire. Yani dosyalarım da benim bir rakam bir harf şeklinde bir eklenti olur. Teknik olarak deneme yanılmalarım için o eklentileri koyarım. Bir de arkadaşlar tasarım olarak ya da ürün olarak farklı ürüne gider. O zaman da V harfleri devreye girer. Yani benim bir çizim dosyamda işte kolye dedik ya. Kol e, mesela atıyorum atasoy kolye. V1 3C. Ve birinci tasarımın çizim aşaması olarak 3C aşaması demektir. Atasoy kolye V2 2, 2D. Atasoy kolye için çalıştığım Ikinci, e, kol, ikinci tasarım kolye'nin v, versiyon 2 kolyenin 2 2A çizim kademesi demektir. Tabii ürünler bazen o kadar farklı oluyor ki yani bambaşka ürünler olduğunda tasarım farklılıklarını V harfi ile değil bayağı bildiğiniz ürün ismiyle yerleştirirsiniz. Çalışmaya başlarken benim çalışmalarımda tutturduğum bir düzen dosya ismi olarak budur mesela. Bunun yanı sıra bir de şeyi söyleyeyim ve bu konuyu kapatalım. Hem 3ds Max tarafında hem de Rhino tarafında. Arkadaşlar şu körleri çizdiysem ben bu körleri silmem. Genelde katmanlarım olur. Bu katmanlardan birisi genellikle 00 Construction'dır. İşte siz kendi kafanıza göre şey yaparsınız. Ee, yazamamışım. Mesela atıyorum şu da olabilir. Bu katmanı oluşturdum. Bir katmanda mesela atıyorum depo diye bir katmanım olur ve bakın başlarında şeyler var. Rakamlar var. Alfabetik sırada yukarıda kalsınlar diye. Mesela bir deneme yanılma yaptım. Bu çizgiyi beğenmedim. Kullanmayacağım. Kullanmayacağım diye çat diye silmem arkadaşlar. Şeye gönderirim. Ee, nedir o? Depoya gönderirim depoda dursun belki yarım saat sonra Aa, O çizgiden aslında şunu yaparmışım diyeceğim Derim ee, o şekilde yedekli giderim Yine e, Çizim versiyonlarını Bir şeyler deniyorsanız Yan yana modellerde denemek her zaman iyidir Hani bir şeyin tek doğru yolu olmaz birden fazla yolunu denersiniz Ve bu denediğiniz farklı yolları yine Atıyorum Mesela ben genelde çok aşırı 8-10 klasör yapmam, hepsini depoya atarım. Ama baktım ki program çizdiğim çalışma biraz daha kalabalık. Biraz daha sadece depoya atınca hepsini karışacak işler. O zaman daha düzenli isimler oluşturmaya başlarım. Çalışma düzeni olarak nereden başlıyorum ve nasıl bir düzen oturtarak başlıyorumu böyle söylemiş olayım. Mesela arkadaşlar 3ds Max'te de sumut yapıyoruz ya yuvarlanmış, smoothing uygulanmış, uygulanmamış halleri. İşte low poly hali, sumutlanmadan önceki hali bir yedek alırım genelde. Yine orada da katman olur, klasör olur bir şekilde saklarım. Ee, Rhino ile çalışanlar için şey söyleyeyim. Mesela Rhino'da double curvature, curve'ler çizmek için iki boyutta hareket eden iki körden üç boyutta hareket eden üçüncü bir curve elde edersiniz. Öyle çalışırken de o körlerim genelde benim şeydir. Asıl 3 boyutlu körü elde etmek için kullandığım 2 boyutlu körlerimi her zaman 2D curves diye bir ya da işte construction curves diye bir klasörde tutarım. Ee, ki daha sonra lazım olursa e, tüh ya asıl çizgiyi elde edince ben onları silmiştim demeyelim. Yani toparlarsak ne kadar düzenli temiz çalışırsanız o kadar kendiniz de dağılmaz ne yaptığınızı bilerek hatalarınızdan doğru şekilde sonuç e, dersler çıkarıp başa dönseniz bile ders almış olarak başa dönerek yaptığınız hataların farkında olarak başa dönerekten çiziminizi yaparsanız çizimlerinizi 6 ay sonra dosyalarla karşılaştığınızda tanış, tanımayacağınız şekilde çizmemeniz lazım. Proje klasörlerinizi 2 yıl sonra açtığınızda ne yapmışız yahu biz burada dememeniz lazım. O da önemli bir tarafı çalışma düzeninin. Ee, bu şekilde söylemiş olayım. Bir iki tüyo vermiş olalım.